puan tablosunun en altında olan iki takımdan biri olarak tabii amacımız yenip düşme hattı denilen dörtlünün en üstünde yer alabilmekti maçtan önceki senaryomuz. İyi hazırlandığımız bir maç. İçinde farklı hikayeler barındıran bir maç daha oynadık. Son 3 haftaya baktığımızda aslında 7 puan alarak buraya gelmiştik kendi evimizde. İlk 30 dakikası tamamen farklı bir maç. 30-45 arası ayrı bir hikaye. 45'ten sonraki bölüm ise apayrı hikayesi olan bir maç. 30 dakikada ilk kalemize gelen topun gol olduğu bir maç. Sonrasında tekrar yüklendiğimiz, pozisyonlar aradığımız, bu sefer de 45'te korner geçişinde verdiğimiz pozisyonla maalesef 2-0 içeriye girdiğimiz bir maç. Ürettiğimiz pozisyonlar var ama tabii rakibin de artık savunmada net kalıp kontradan bulduğu pozisyonlar da var gerçekçi olarak konuşmak gerekirse. İstanbulspor'u kutluyorum. Maç dışında farklı bir şey de değinmek gerekirse ülkenin birçok alanda yol alması lazım. Yol almamız gereken konulardan biri de futbol kültürümüz. Ümraniyespor tarihinde ilk defa Süper Lig'de yer alan bir takım. İnsanların biraz cehaletten, biraz duygularını kontrol edememesinden, devre arasında takımı içeriye uğurlarken yapmış olduğu protestolar, formaları çıkarın gibi söylemlerin takıma hiçbir şekilde faydası olmuyor. Destek değil, bu şekilde insanlar köstek oluyorlar, farkında değiller. En azından bugün maçın 90 dakikasına kadar genel olarak desteğinizi verin. Sonrasında kaybedersek evet bir protesto olacaksa sonrasında o da başımızın üzerinde. Düşme hattıyla aramızda aslında çok büyük. Bizim adımıza birçok inişleri çıkışlar olsa da düşme hattıyla baktığımızda 3-4 puan 5 puanlık bir farkın olduğu bir bölüm. Kapanmayacak bir fark mı? Vazgeçmeden inandığımız doğruları yapıp insanların da tamamen desteğiyle olabilecek bir şey. Ümraniyespor ilk defa yer aldığı bu sahnede insanların benim isteğim keyfini çıkarması. İkinci sorun Serkan'la alakalı teknik bir karar. Üçüncü sorun kulübün bütçesi neticesinde elbette Ümraniyespor'un transfere ihtiyacı var mı? Var. Konuşulur. Değerlendirilecek. Ümraniyespor'u yaşatmak için uğraşıyoruz bir yandan da. Yoksa sezon başı diğer birçok kulübümüz gibi çok büyük bütçelerle transfer yapıp sonrasında düşme durumunda veyahut da kümede kalsa bile çok büyük borçlarla Ümraniyespor'u yaşatmak kolay. Doğru da bir şey olduğunu düşünmüyorum ülkenin. Yanlış yaptığı bir şey. Biz burada kendi gelirlerimiz neticesinde bir takım kurup bu takımla oynayabildiğimiz en iyi oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yapmaya çalıştığımız şey bu. İyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin.